Nederlands leren, Hollandaca öğrenmek isteyenlerin doğru adresi. İzle, beğen, abone ol ve paylaş. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bugünkü dersimizde tufuhun fiiliyle yapılmış cümlelere bakacağız. Ne anlama geldiğine bakacağız. Tufuhun eklemek demek. Örneğin kanime tufuhun ifadesi Hollandaca'da beni ekleyebilir misin anlamına gelir. Ve bir cümle olarak kullanıldığında başka bir bilgiye ihtiyaç duyar. Örneğin bir sosyal medyada tufuhun kelimesini çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. İlk örneğimize bakalım. Kanyemi. Burada öncelikle özneleri başa alıyoruz cümlede. Ye sen, mü ben, beni, bana, kan edebilirliktir. Op Facebook örneği nesnedir arkadaşlar. Nereye diye sorduğumuzda op Facebook'a yani Facebook'a. Peki kanyemi Facebook'a ne yapabilir misin? Tufuhun ekleyebilir misin? Cümleyi tekrardan başa alırsak ve ele alırsak kanyemi op Facebook tufuhun diye bir cümle kurduğumuzda beni Facebook'ta arkadaş listesine ekleyebilir misin anlamını veriyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tufuhun eklemektir. Ama burada bir aktiviteye, bir sosyal görüntüye, bir toplantıya eklemek gibi düşünebilirsiniz. Bir başka örneğe tekrar bakalım. Yine kan, ye, mü, ye, seni, sana, sen anlamı verir. Mü, beni, bana, ben anlamını verir. Nereye ekleyebilir misin? Op Instagram. Ya da işte yapabilir misin diyor. Neyi, nerede, beni, op Instagram'da. Ne yapabilir misin? Ekleyebilir misin? Tu, fuhun. Değerli arkadaşlar tu zaten bir yönelmedir. Fuhun da ekleme, eklemeye yönelme yani ekleyebilir misin? Kanime op Instagram tu fuhun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tu fuhunu daha çok bilgisayar ortamındaki sosyal medyalarda, telefon ortamındaki sosyal medyalarda eklemek için kullanıyoruz. Tekrar edelim. Kanime bu başka bir örnek bu arada. Kanime LinkedIn'de yani nerede ne yapabilir misin? Op LinkedIn. Yani LinkedIn'de ne yapabilir misin? Ekleyebilir misin? Bunlar, bu örnekler bu şekilde devam ediyor. Tufuhun. Kanyemi op LinkedIn tufuhun diye cümleyi kurduğumuzda soru cümlesi ortaya çıkıyor. Ve beni LinkedIn'de bağlantı olarak ekleyebilir misin? Bir sonraki örnekte de göreceğiz arkadaşlar. WhatsApp gelecek, Twitter gelecek, TikTok gelecek, Twitch gelecek, Snapchat gelecek. Bu şekildeki örneklerde özellikle de veriyorum ki ya da Ferhadring gelecek toplantıdır o aynı zamanda. Yine cümleyi başa alıyoruz. En başta kan yardımcı fiilimiz edebilirlik. Ne, nerede, ne zaman olan nesnel kelimemiz op Twitter. Bu arada arkadaşlar bu örneklerle de bu şekilde size Hollandaca cümle nasıl kurulur onu göstermeye çalışıyorum. Op Twitter tufuhun dedik. Tufuhun eklemek. Kanyeme op Twitter tufuhun kelimesi ise arkadaşlar. Beni Twitter'da takip edebilir misin? Hepsi ekleme anlamına geliyor bu arada. Yani Twitter'a ekleyebilir misin? Twitter'da takip edebilir misin? Bunlar hepsi aynı anlamdır arkadaşlar. Özellikle de arkadaşlar kanyemi diyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Küntümü diyebilirsiniz. Op WhatsApp. Gördüğünüz gibi WhatsApp zaten bir uygulamadır. Beni WhatsApp uygulamasında bir eylemde bir işte bulundurabilir misin? Hangi işte bulundurabilir misin? Yani ne yapabilirsin? Tufuhun yapabilir misin? Yani ekleyebilir misin? Cümlemiz bu şekilde. Kanyemi op WhatsApp tufuhun. Beni WhatsApp'ta rehberine ekleyebilir misin? Tabi buradaki rehberine ekleyebilir misin? Takip edebilir misin? Bağlantı kurabilir misin? Gibi cümlenin ayrıntıları yapılan sosyal medyadaki uygulamayla alakalıdır. Evet arkadaşlar Hollandaca öğreniyorum kanalı olarak. Bu şekilde tufuhun eylemini, fiilini ele aldık. Werkwoord'unu ele aldık. Örneklerimiz devam ediyor. Şimdi de Skype'ye bakalım. Kan yeme op Skype'i. Tufuhun, ikani op Skype tufuhun diyebilirsiniz. Kanime op Skype tufuhun, beni Skype'de ekleyebilir misin? Ya, ikan ye op Skype tufuhun. Diğer örneğe bakalım. Kan yeme op
diyoruz. Daha sonra sosyal medya uygulamamızın ismini yazıyoruz. Ob TikTok tu fuchen. Kann ich mir ob TikTok tu fuchen? Ja, ich kann ihr ob TikTok tu fuchen. Bir başka örneğe bakalım. Şimdi de Spotify'a bakalım. Kann ich mir ob Spotify tu fuchen? Cevap olarak ja, ich kann ihr ob Spotify tu fuchen. Evet, seni Spotify'da takip edebilirim, ekleyebilirim anlamını veriyor. Beni Spotify'da arkadaş olarak ekleyebilir misin anlamındadır. Kann ich mir ob Spotify tu fuchen. Hemen diğer örneğe geçelim. Değerli arkadaşlar, kann yerine könntüme de diyebilirsiniz. Ya da könntüme de diyebilirsiniz saygı ifadesi olarak. Ama genelde sosyal medyada takip etmek istediğimiz insanlarla samimi bir şekilde kann ich mir öderiz, değil mi? Bir de toplantı vardır arkadaşlar. Burada könntü dersek daha doğru. Çünkü sosyal medyada ya da Zoom'da ya da Microsoft Team'de bir görüşme yaptığımızda biz buradaki toplantılara verhadering diyoruz. Könntüme ob verhadering zu fuchen. Beni toplantıya ekleyebilir misin? Davet ettiğin toplantıya ekleyebilir misin? Anlamını veriyor. Könntüme ob verhadering zu fuchen ya da könntüme ob verhadering zu fuchen. Burada ob arkadaşlar bulunma ekini unutmayalım. Edatını diyelim. Yani in demiyoruz, on demiyoruz, om demiyoruz, ob diyoruz. Buna dikkat edelim. Bir başka örneğe bakalım. Snapchat. Bunlar da daha çok gençlerin kullandığı sosyal medya uygulamalarıdır. Kann ich mir ob Snapchat zu fuchen? Burada arkadaşlar dikkat etmemiz, edatlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Yönelme edatları ve bağlaçları da diyebiliriz. Ob bulunmadır, tu yönelmedir. Ob Snapchat, tu fuchen. Tu fuchen bileşik bir kelimeden oluşmuş fiildir. Hemen son örneğimize de bakalım. Kann ich mir, bakalım son örneğimizde ne gelecek? Muhtemelen Twitch gelecek. Evet. Kann ich mir ob Twitch tu fuchen. Beni Twitch'te ekleyebilir misin? Bakın Twitch'de diyoruz burada. Ob'u ele veriyoruz. Tu fuchen. Fuchen, fuch mesela... Fuhan vardır, tufuh vardır. Bu fuh kelimesi de çok kullanılır. Ama biz burada tufuhunu bir kalıp olarak, eylem olarak ele alalım. Kann ich mir ob Twitch tufuhun. Beni Twitch'te arkadaş olarak ekleyebilir misin dedik. Değerli arkadaşlar, bu şekildeki ders videomu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sizden tek ricam, videonun özeti olarak tufuhun kelimesi dijital ortamda, sosyal ortamda, sosyal medya ortamında eklemek anlamına gelir. Yani matematikteki toplama, çıkarma, oradaki ek toplama anlamını da verir de, ekleme anlamını verir de. Ama biz burada bu kelimeyi bu anlamda kullanalım diyorum. Tavsiyem. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot defolundaki.